Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir tıraş videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine sizlerin bana yorum olarak sunduğu ürünlerden bir tanesi olan Isana, ki Rossmann'da satılıyor arkadaşlar. Bilenler biliyorlar. Isana Mani test edeceğim. Bu 4 bıçaklı versiyon. Burada görüyorsunuz. Şurada. Evet. 4 yazıyor. Üzerinde böyle Einwagrasnay for Klingen mit Schwingkopf Teknoloji gibi bir şey yazıyor. Almanca okumam bu kadar benim. Olduğu için kusura bakmayın. Böyle sert okuyarak belki Almanca çözmüş bile olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu ürün kutuda 3 tane var. 34.90'a aldım ben bunu. Biraz pahalı. 35 lira desek yaklaşık 11 desek 33 lira yapar. 11.5 liraya falan geliyor. Kaba bir hesapla söylemem gerekirse 11.5-11.2 falan. Neyse hadi 11 lira diyelim, kaba hesap. Düz hesap olsun. 4 tane bıçağımız var. Şöyle göstermiş olayım. Yani 4 bıçak derken kartuşların üzerindeki bıçaklar 4 tane. İçinden kutudan 3 tane çıkıyor. Öyle yazıyor en azından. Böyle işte bir şeyler yazıyor mu Almanca bilmediğim için. Şuralarda bir şeyler yazıyor. İşte böyle bir şey var, şöyle bir şey var falan filan diye. Klingen, Mayingen, Jartingen, Jortingen falan filan yazıyor. Bakalım. Açalım bakalım bir makinemizi nasıl açılacak. Zor mu açılacak, kolay mı açılacak bilmiyorum ama şöyle bir dalalım. Ha, çok zor açılmadı, kolay. Şöyle açtık buradan, hop çıkarttık klingeni milingeni. Şimdi Isana'nın bu 4 bıçaklı ürünü. Şöyle bir sapımız var. Görüyorsunuz bayağı bir yalnız eğimli. Bayağı bir eğim var burada. Oynuyor mu? Kafa birazcık oynuyor. Şöyle bir koruma bandımız, şey, plastiğimiz var. Onu da çıkardık. Şöyle fıt 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 oynuyor. Bakın fıt fıt fıt. Şöyle oynuyor. Güzel. Şu taraf biraz böyle ele yapışıyor. Kaymıyor. Onu söyleyelim. Neden bu ürünü seçtim? Belki onu sorabilirsiniz. Şimdi siz yorumlar yazıyorsunuz her türlü tıraş videosunun altına. Çok teşekkür ediyorum. Yenilerini yazıyorsunuz, eskilerini yazıyorsunuz. Şunu inceler misin, bunu inceler misin diye. Ben bazen hani aceleden dolayı elime en yakın ulaşabileceğim neresi varsa oradan alıp hemen test etmeye çalışıyorum. O yüzden bu yakın zamanda gelen bir yorumdu. Çok daha eski talepler de var. Onları da fırsat buldukça, ürünü buldukça, fiyatı da makul bir noktadaysa alıp kullanacağım. O yüzden hani ya ben işte 3 ay önce söylemiştim, bu adam 1 ay önce bana yorum yapmış, niye onunkini aldım falan demeyin. Onun sebebi bu. Şimdi ne kullanacağım? ProRosa'yı kullanacağım bugün. O canım istedi. Bugün onu tıraş sabunumu kullanıyorum. 5 liralık da tıraş fırçamı kullanacağım. Şimdi fırçamı köpürteceğim. Köpük bir şekilde hazırlayacağım. Yüzümü de yıkayıp karşına çıkacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Şöyle köpüğümü de oluşturuyorum. Biliyorsunuz bunu çok yaptım ama bir kez daha yapayım. Bir 2-3 dakika böyle çeviriyorsunuz. 30 saniye 1 dakika minimum. Ve köpüğün üzerindeki böyle bakın hiçbir şekilde böyle damlacık, hava kabarcığı kalmayacak şekilde böyle krema kıvamına gelene kadar yapıyorsunuz bunu. Bazen 2 dakika, bazen 3 dakika, bazen 1 dakika da oluyor bu arada. Şimdi şöyle bir silelim yüzümüze. Oh. Bu arada güzel oldu yani. Şimdi şöyle. Şurada aynaya bakıyorum biraz. Oh. Çok güzel. Köpürttük güzelce. Bakın şimdi. Bazen böyle güzel yapmıyorsun diyorsunuz. Ben de artık daha fazla özen göstereceğim. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Ama saçma sapan yorumlar oluyor bazen. Gerçi tıraş videolarına gelmiyor onlar. Başka videolara geliyor. Tıraş videolarındaki yorumlar çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Gerçekten söylüyorum bunu. Bu arada işbirliklerim devam ediyor. Hepsi buralara da başladım. Trendyol'la başlamıştık ama Trendyol'dan çok bir şey gelmedi açık söylemek gerekirse. Hepsi buralara başladım. Tabii bu ürün yok ama bir listem var. Açıklamaya koyacağım. Oradan alışveriş yaparsanız bana da bir katkınız olacak. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Başlayalım bakalım. Hadi bismillah dedik. 4 bıçaklı Isana'yla tıraş olmaya başladım. Rossmann mağazalarında bulunan bir ürün bu. Bu ürünü online'da bulamazsınız. Çünkü Rossmann mağazalarında var sadece. Vallahi güzel geldi yalnız bana. İlk hissi, hissiyatı öyle söyleyeyim. 4 bıçak hızlı bir şekilde alıyor yalnız. Söyleyeyim onu da.
Şimdi şöyle güzelce. Tabii sakallar biraz uzadı yine. Diyorsunuz ki çok uzatmayın diyorsunuz. Evet haklısınız. Aslında çok uzatmadan kessem daha güzel olur. Onu söyleyeyim. Uzun olmasına rağmen bıçakların arasına pek dolmuyor. Bayağı böyle o mesafe iyi ayarlanmış sanki. Vallahi ben beğendim. İlk defa İsan'a kullanıyorum Rossmann ürünü. Ama çok ucuz değil. Onu söyleyeyim. Yani bu paraya 3 bıçaklı ne bileyim Jilet Blue 3 alırsınız, Derby alırsınız, Dermatik alırsınız falan alırsınız. Var yani bir sürü seçenek var. Benim test ettiklerim de var. Şöyle de alalım. Bazen şöyle yan tarafa bakıyorum. Burada ayna var çünkü. Vallahi çatır çutur aldı. Öyle söyleyeyim. Ben beğendim. Tamam 11 lira verdik ama. Şimdi muhtemelen şunu soracaksınız. Bu kaç kere tıraş eder? Şimdi bu kişiye göre değişir. Hep söylüyorum bunu. Çok soruyorsunuz bunu. Özellikle tıraş videonun çok deliyor. Hani bu beni kaç kere tıraş eder, bununla ben kaç kez tıraş olurum gibi sorular. Şimdi benim sakallarım çok sert değil, çok yoğun değil. O yüzden bu bana muhtemelen 4-5 gider tıraş. Yani 4-5 kez tıraş olurum. Bu tabii ne kadar sık tıraş olduğunuza bağlı. Hani ben de mesela ben haftada bir oluyorum ortalama. Bana bir ay gider. Ama siz her gün tıraş olursanız veya 2 günde bir tıraş olursanız işte 4 kere tıraş olsanız 8 günde bitiyor, 2 günde bir olursunuz falan gibi düşünebilirsiniz. Ama hani 4 kere de değil, bence 5-6 da olur bu. Çünkü güzel yani. Şöyle bir bakalım. Bazen unutuyorum, çapak kalıyor sağda solda. Sonra evdekiler diyor ki güzel tıraş olmamışsın ya da etrafındaki arkadaşlar. Bu çekim için yaptığımız için biraz acele oluyor bazen. Evet. Şimdi tıraş bitti. Yanma hissi yok. Soğuk suda tıraş oldum. Onu bir kez daha söyleyeyim. Ve gayet güzel oldu vallahi. Bakın şöyle bir tersten de dokunayım. Çok güzel oldu. İsan'a güzel bir iş başarmış. Bu makineyi beğendim. Şimdi yüzümü yıkayayım. Son yorumları yapacağım ve videoyu kapatacağım. Evet tıraş oldum. Yüzümü de yıkadım. Kuruladım. Bu şekilde. Şöyle göstermiş olayım bakın. Gayet güzel bir şekilde tıraş oldum. İsan Hanım bu 4 bıçaklı tıraş makinesiyle. Ben beğendim öyle söyleyeyim ama fiyatı biraz yüksek. Evet 33 TL'ye geliyor. 34.90 falan. Ama hani 11 liraya falan geliyor. 11 küsur atı var. Bir tanesi 11 liraya geliyor. Beni bu 5-6 kez rahat tıraş eder. Onu söyleyeyim. En azından benim sakalım için böyle olduğunu söyleyebilirim. Tabii sizin sakalınız serttir, gürdür bir şey diyemem. Ama benim için 5-6 kez çok rahat tıraş eder. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi bir puanlama sistemim var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 1'den 4'e kadar bir kalp sistemi var. Ben buna 4 kalp verdim, beğendim. Fiyatı biraz daha uygun olsa yok satabilir. Belki kampanyası falan olur. Rossmann'da takip edin. Belki kampanya olabilir. Oradan da şimdi puanınızı bir kez daha göstermiş olayım. 4 puanı verdim. 4 kalbi daha doğrusu. Bu ürün gayet güzel bir tıraş makinesi. Evet arkadaşlar, bu videoda Rossmann'da satılan İsan'a 4 bıçaklı tıraş makinesini test etmeye çalıştım, incelemeye çalıştım. Sizin de bu makine ile ilgili yorumlarınız varsa videonun altında soru olarak paylaşmaktan çekinmeyin. Şu ürünle tıraş ol, şunu da dener misin gibi sorularınız olsa yine yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Alabildiğimi, imkanlarım doğrultusunda satın alabildiklerimi alıyorum. Bu arada bütün ürünleri kendi paramla alıyorum. Almadıklarını da söylüyorum zaten. Ama bugüne kadar işte 25'e yakın, belki 25'i geçti galiba ürün test ettiysem 2-3 tanesini hani markalar yollamıştır. Çoğunu ben kendi paramla alıyorum. Ama bana destek olmak isterseniz yapabileceğiniz birkaç şey var. Bir tanesi açıklama kısmında bir linkim var. Orada bu ürün yok çünkü bu ürün Rossmann'a satılıyor ama hepsi burada bir işbirliği yapıyorum ben. Oradan satın aldığınız tıraş ürünlerinde bana da bir katkınız olmuş olacak. Aşağı linki bıraktım. Oradan alışveriş yaparsanız ama fiyatı uygunsa bakın karşılaştırın. Başka yerde daha ucuzsa olabilir. Onlardan da alabilirsiniz ama bana destek olursanız çok da sevinirim. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Ha ben tıraş makinesi almıyorum ya da var ya da
Başka türlü destek nasıl olabilirim derseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve beni isterseniz Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu video Temmuz ayının ilk videosuydu. Temmuz ayının 15'inde bir tane daha tıraş videosu gelecek, bir aksilik olmazsa. O gün gelene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.